Değerli izleyiciler, günaydın. Forum hafta sonunda birlikteyiz. Evet, bir hafta neler oldu, neler bitti bir bölümünü dün sizlerle paylaşmıştık. Haftadan kalanları. Bugün tabii bu hafta çok şey konuşuldu. Ya iddianameler açıklandı, o iddianamelerle ilgili tartışmalar sürüyor. Böyle iddianame olur mu? Yani hukukçular çoğunlukta. Tabii amacının ne olduğu bu iddianamenin. Çünkü yarım bırakılmış bir iddianameye benziyor. Çünkü ilginç ifadeler var. Yani bu iş henüz bitmedi diyor. Yeni delillere göre soruşturma devam ediyor diyor. Yani ayrılmış dosyalar var. Onları da her an devreye sokabiliriz diyorlar. Çünkü siyasi ayak meselesi vardır ya her zaman. O siyasi ayağı da konuşacağız. Ve o arada işte saat 11'e doğru sanıyorum bu konuda avukat Celal Ülgen de bizimle birlikte olacak. Bize bir değerlendirme yapacak. Şimdi gene bu haftadan önemli konulardan bir tanesi, Türkiye ambargo uyguladı diye yandaş medya ayağa kalktı. Efendim işte bakın Türkiye'nin tavrı böyle, Türkiye ağırlığını koydu falan dediler. Fakat İş biraz öyle de değil gibi görünüyor. Ne dersin? Yani sevkiyat yeniden başladı. Ya onunla ilgili diye haberler var. Yani işi dolanarak böyle şeyden. Şimdi tabii buradaki hikaye, yani ambargo dedin tabii İsrail'e yönelik, evet, ambargo. Buradaki hikaye tabii biz daha ilk günlerden, yani 7 Ekim ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının 27 Ekim'de başladığı günden itibaren biz hep söyledik. Yani her şey buradan gidiyor, her şey buradan gidiyor. Yani hem yandaş medyadan hem, evet, resmi açıklamalardan bize fırça çeke çeke bir hal oldular. Yalancılar, vatan hainleri, bilmem neler, bir sürü şey söylediler. Sonra çıktı Ticaret Bakanlığı, önce TÜİK, sonra Ticaret Bakanlığı. Efendim işte 54 tane ürünün kısıtlama gönderilmesine kısıtlama getirdik. O ne anlama geliyorsa. Sonra baktılar olmuyor. Kısıtlama değil. Dediler bana toptan kestik. Toptan kestik. Şimdi burada iki tane temel gerçek var. Birisi senin demin söylediğin gibi 12 cümleyle anlatacağım. Öbürü de petrolle ilgili. Heh. Şimdi petrol İsrail'in şu anda tankında, uçağında, işte şekerinde, leblebisinde, çayında kullandığı yakıt Türkiye'den gidiyor. Şimdi Türkiye'den gidiyor deyince illa Türk malı petrol anlamında değil. Çünkü İsrail Azerbaycan'la yaptığı anlaşma gereği, biliyorsun İsrail son savaşta, Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ın stratejik müttefiği. Dolayısıyla onun karşılığında ucuz fiyatla Azerbaycan'dan petrol alıyor. Bu petrol nereye geliyor? Bakü-Ceyhan'a geliyor. Bakü-Ceyhan'dan gemilerle, tankerlerle İsrail'e gidiyor. Pardon, çürüme 11 Mayıs'ta arkadaşlar bir Gazze fotoğrafımız var. Onu da arkaya alalım. Dolayısıyla bu petrol Gazze'ye gidiyor tankerlerle. Evet. İkinci petrol kaynağı neresi İsrail'in bu savaşta özellikle? Irak Kürdistan'ı. Yani Barzani'den. O petrol de yine Bakü-Ceyhan'a geliyor. Bakü-Ceyhan'dan gidiyor. Şimdi bu en önemli iki kalem. Yani bir kalem daha doğrusu. En önemlisi bu. Yani petrol olmayınca uçak uçmayacak. Petrolde tank gitmeyecek. İkincisi senin dediğin gibi, yani önce kısıtlama sonra toptan kesme ticareti dedikleri şey yazılıyor. Avrupa medyasında da var, Arap medyasında da var. Yunanistan'a gidiyor buradan gemiler. Sanki Yunanistan'a ihraç edilmiş gibi. Ya da Bulgaristan'a gidiyor, Bulgaristan'a ihraç edilmiş gibi. Oradan dönüyor, İsrail'e gidiyor. Hatta bazıları da Mısır'a gidiyor diyorlar yani. Porsay'da gidiyor. Hatta uçak eğer hızlı gerekiyorsa Slovenya'ya gidiyor. Slovenya'dan tekrar şeye gidiyor. Hatta bazıları da Macaristan'a gidiyor. Yani Macaristan, yani o kadar şey bir ağ kurulmuş. Şimdi Macaristan'ın enteresan, Erdoğan biliyorsun İsrail konusunda çok sert, hani son zamanlarda inanılmaz. Hatta bu Birleşmiş Milletler Adalet Divanı'ndaki davada, Güney Afrika'nın açtığı davada Türkiye müdahil olmak istedi. Yani şu konum itibariyle Erdoğan İsrail'in en büyük düşmanlarından birisi. Tamam, güzel. Peki Erdoğan'ın en önemli müttefiği kim Avrupa'da? Orbán. Macaristan Başbakanı. Evet. Peki Macaristan Başbakanı İsrail'le acayip kanka. Evet. Hatta dün, evvelsi gün Birleşmiş Milletler'de Filistin devletini tanıyalım diye bir karar tasarısı oylandı. 143 kişi evet dedi. 9 kişi hayır dedi. 25 kişi de oylamaya katılmadı ya da çekimser kaldı. O 9 kişinin içinde Macaristan da vardı. Düşünsene. Azerbaycan var mı? Şimdi, hiç kimse yok. Yani başka o Azerbaycan çekimseler arasındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çekimseler arasında. Şimdi düşünsene Yani Erdoğan İsrail'e küfür ediyor, işte saldırıyor, ağır ifadelerle söylediğini her şey söylüyor. Avrupa'da en stratejik müttefiği Orbán, evet. Macaristan Başbakanı. O da İsrail'in en kanka dostu. Dolayısıyla buradan eğer uçakla giden, kargo olarak uçakla giden bir Slovenya'ya gidiyormuş, bir Macaristan'a gidiyormuş. Hatta bazılarına göre de Sırbistan'a gidiyormuş. Sırbistan Cumhurbaşkanı da biliyorsun. Evet, o da. Vučić. O da bazılarına göre Vučić, bazılarına göre Vučić neyse. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kankası. Böyle enteresan bir çelişkiler. Zaten diyor gazete, o verelim arkadaşlar ekrana. Gazze'ye selam, İsrail'le ticarete tam gaz devam diyor. Orada da 3 ay süreyle 3. ülkeler üzerinden izin verildi diyor. Çünkü esnetildi, anlaşması olan şirketlere sadece bu hak tanındı deniyor. Ya Namık bak bu biz Türkiye'ye konuşuyoruz. Haksızlık etmeyelim. Şuradan dolayı haksızlık etmeyelim. Türkiye'nin dış politikalarının tümü çelişkili, yanlış. Orada zaten biz yıllardır konuşuyoruz bunu. Şimdi bu önemli değil. Şimdi olayların başladığı sıralarda, yani İsrail Gazze'ye saldırdığı sıralarda, bu neredeyse 7. ayında, 27'de saldırdı. Önce ne dediler? Kuzeyden girdi, Gazze'den biliyorsun. Evet. Dedi herkes güneye gitsin, güneye gitsin, güneye gitsin. İşte görüntüler geldi, sokaklarda insanlar, yani 300 bin, 500 bin, 800 bin, 2-2,5 milyon Filistinli güneye sürüldü. Hatta Sina çölüne sürülecekleri... Zaten o Rafah zaten altta, Sina çölüne yakın zaten. Evet. Şimdi sürdü, güneyi komple bombaladı. 500 cami, 500 hastane, alt yapı, üst yapı, orta yapı, ne dersen hepsi yok edildi. 45 bin civarında çoğu kadın ve çocuk öldürüldü. Su yok, içecek yok, yiyecek yok, ilaç yok. Anestezi olmadan doğum yapılıyor. Anestezi olmadan ameliyat yapılıyor. Bacaklar kesiliyor. İnanılmaz vahşet, inanılmaz insanlık dışı bir hikaye. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bana gelen görüntüleri ben izleyemiyorum. İzleyince de ağlıyorum. Ve çok ilginç bir şey daha var Hüsnü. İsrail halkı da buna tepkili. Orada da yürüyüş yapıyor. Ve orada yürüyüş yapıyorlar. Neden yapılıyor? O çünkü Netanyahu'yu protesto ediyor. Bizde kimse sesini çıkarmıyor. Şimdi 2 gündür bizim burada, Türkiye'de yani, büyük ihtimalle sarayın talimatıyla hocalar ve öğrenciler yürüyüş yapıyor. Dün vardı, evvelsi gün vardı bazı üniversitelerde. Evet. Bu Amerika'daki öğrenci yürüyüşlerine destek niteliği filan. Yani bakın bizde Amerikalıların gibi, hani Avrupa'da da başladı ya. Evet, evet. Şimdi düşünsene, dönüyorum Gazze'ye. Sürdüler hepsini güneye, 2 milyon civarında. Şimdi Rafah'a saldırıyor İsrail. Bu sefer güneyden kuzeye sürüyor. Ya bu nasıl soykırım, bu nasıl şey? Buna önemli değil. Türkiye'ye 1 milyon Filistinli gelecek. Ya bunlar hepsi palavra. Yok, bunlar hepsi bak. Başta da bunu söyleyenler oldu. 1 milyon Filistinli gelecek. Filistin hiçbir yere gitmez. Bak ben sana söyleyeyim. O şu anda Filistin halkının Gazze'de... Yani gönderilse de gitmez. Gitmezler. Ya başka bir halk olsa var ya, kıyamet kopar. Hiçbir yere gitmezler. Oradaki koşullara direnen o kadınlar, o çocuklar, o insanlar, bana hepsinin videoları geliyor. Bazılarını gerçekten seyredemiyorum, dayanamıyorum, ağlıyorum çünkü. İnsanlık dışı. Yani hani bugün anneler günü ya, eğer anneler günü kutlamak istiyorsan, kutlanacak tek kişi varsa, tek kitle varsa, tek insan tipi varsa şu anda Gazze'deki kadınlar. Başka hiç kimse değil. Dünyada hiçbir insan türü yokturdur o Gazze'deki kadınların, özellikle kadınların şu anda yaşadığı dram. Şimdi bunu niye söylüyorum? Hiçbir Arap lider, hiçbir Arap Müslüman lider, Türkiye dahil, gıkı çıkmıyor ya. Ses çıkmıyor. Şimdi onun için ya ticaret gitti de geldi de kestik de oradan mı gitti, buradan mı gitti? Dün İrlanda Cumhurbaşkanı, dün İrlanda Cumhurbaşkanı, bak İrlanda Cumhurbaşkanı diyor ki bu ne rezalet ya diyor. Hiçbir Arap Müslüman liderin sesi çıkmıyor diyor. Evet. Dün akşam konuşuyor. Başından beri burada da konuşuyoruz. Ya bu nedir abi? Ya böyle onur mu olur? Ya böyle karakter mi olur? Böyle rezillik olur mu ya? 2,5 milyon insan. Yani İsrail halkı tepki gösteriyor. Arap ülkelerinin liderlerinden ses yok. Hani bizde nereden? En büyük ülke burası. Evet. En büyük ülke burası. İkinci büyük ülke neresi? Oraya gelecek. 6 ay bağırdı çağırdı. Ticaret devam etti. Evet. 6 ay. Evet. Ve zaten 6 ayda gidenleri stoklasa bir 6 ay idare eder İsrail. Etmişlerdir büyük ihtimalle. Yani. Tabii. Ya ikinci büyük ülke kim? Mısır. Mısır'ın lideri İsrail'le işbirliği yapıyor. Körfez'in liderleri, kralları, emirleri ki bazıları Ankara'nın kankası. Ortak kazanıyorlar. Onlar da İsrail'le ortaklık yapıyor. Ortak kazanıyorlar. Vallahi bazen zor tutuyorum. Yani şu rütük olmazsa var ya ne ağır laflar ederim. Gerçekten çok ağır laflar ederim. Böyle rezillik olmaz ya. İnsanlık bitti mi ya? Ya 2 milyon insan akıl almaz sefaleti. Bak akıl almaz sefalet yaşıyor. Evet. Evet. Yemin ediyorum bak getirsen bu videoyu eğer burada biz yanlayabilirsek herkes hüngür hüngür ağlar. Yani dayanılacak şey değil bu. Televizyonlar çok ölçülü yayın yapmak onu diyorum işte. Gösteremiyorlar onları. Evet. Sosyal medyada geliyor. Bana orada bir sürü arkadaş gel. Ya 157 tane gazeteci öldürüldü ya. Biz gazetecileriz. 157 hatta 163 oldu galiba. 3-4 gün önce de öldürüldü. Gazeteci öldürülüyor ve kimse sesi çıkmıyor. Gazetecilerin sesi çıkmıyor. Bırak şeyi. Gazetecilerin sesi çıkmıyor. Evet. Ve meslektaşımız ölüyor orada bak. Meslektaşımız ölüyor. Ama kimsenin umurunda değil. Yani bu öyle bir noktaya geldi ki şu andan sonra biz hani Türkiye ağırlık koydu falan deniyordu. Ya şu son haber, şu son olay gene tekrar Türkiye'yi... Namık herkese yalan söylüyor. Yani zaten o günü biz şeyden almıştık. Karar Gazetesi'nin bu manşetini almıştık. Millete niye yalan söyledi? Evet. Hep yalan söylendi. Hep yalan söylüyor. Ve hala yalan söyleniyor. Şimdi konu açılmış ki yalan konusu açıldığında ben işte 2 gün önce bu Anadolu yakası galiba adı öyleydi. Bosna Sancak Derneği'ne gittim. Evet. Tamam mı? O bir tane fotoğrafta var orada. Göndermiştim bilmem var mı? Şimdi oradaki arkadaşlarla işte derneğin başkanı Erdoğan Bey, Aysun arkadaş, işte hepsi neyse toplandılar, konuşuyoruz. Şimdi o Erdoğan arkadaşın anlattığı hikaye, yani bizim Türkiye olarak nasıl bu Bosna konusunda, nasıl bir sefalet içinde olduğumuzu abi yeterince anlatıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Hani biz toplum olarak, insanlar olarak işte Bosna deyip duruyoruz ya. İpek bir fotoğraf gönderdi. Hepsi yalan. Bak, yani Erdoğan arkadaşımızın anlattı. Detayına girmeyeceğim tabii. Hiçbir duyarlılık yok ya. Bizim diyor en büyük derdimiz çifte vatandaşlık meselesi. Yani evet. Oradan kaçanlar, Bosnalılar arasında. Sıfır ilgi diyor. Hiç ilgilenmiyorlar. Srebrenica katliamını Türkiye devleti soykırım olarak tanımıyor bile ya. Değil mi? Resmi olarak tanımıyor. Orada yatırım yapıyor Sırbistan'da. Bir dönem işte bu Tika falan bayağı bir tamam o Tika olur. Vardı. Bak orada gidersin bunlar, ilgilenirsin. Tavsada mı şimdi? Ya ne olacak Tika? Suudi Arabistan da Bosna'da ilgileniyor. Suudi Arabistan, Bosna halkının o ılımlı dediğimiz yaşam biçimi, dini anlamda söylüyorum. Yaşam biçimi Vahabilerin, Suudilerin oraya el atmasıyla radikalleştirildi. Yani. Evet. Şimdi sen radikalleştirilince gerekçe veriyorsun karşı tarafa, Sırplara. Bugün demin de söyledim. Erdoğan'ın en büyük dostu kim? Sırbistan Cumhurbaşkanı. Ya Sırbistan, evet. Bosna kardeşlerimizi kabaca söyleyeceğim. Evet. Kesti mi, kesmedi mi? Bu dün katıldığınız toplantıdan değil mi bu görüntü? Ha işte oraya gitmiştim işte. Ya düşünsene. Bu nasıl bir şey? Yani gerçekten şok oldum ben. İşte Erdoğan arkadaşımızın başkan derneği anlattıklarında. Daha bir sürü şeye girdi. Şimdi bu bir tarafı. Öbür tarafa geliyorsun bakıyorsun. Yani CHP'ye orada da aynı sorun var. Ne ilgi var, ne bilgi var, ne gelen var, ne giden var. Gidiyorsun orada palavradan bir ziyaret yapıyorsun, geliyorsun. Erdoğan Bey diyor ki ya gittik hepsini anlattık. Yani hükümete de anlattık, CHP'ye de anlattık. Hiç abi tın. Hiçbir şey yok. Şimdi çelişki dedim bu zaten. Çelişkiler yalnız bu iç politikada değil ya da işte İsrail meselesinde değil. Başka yerde de çelişkiler. Yani ben bir gün feragat edeceğim bu şeyden. Bu bizim Bosnalı dostlarımız. Vallahi gelin arkadaş siz anlatın burada derdinizi. Vallahi bak samimi söylüyorum. Çünkü korkunç şeyler anlatıyorlar ya. Ki yani bilgi anlamında korkunç geçtiğimiz yıl ya da ondan önceki yıl işte Sırplar yeniden savaşa hazırlanıyorlar diye bir şu anda var. Çok gergin diyor. Şu anda her an patlamak ve Erdoğan gerek. Araya girdi, arkadaşıyla konuştu falan gibi haberler çıktı. Evet. Ama sonrasında da pek fazla bir çünkü ilgi yok. Konuşulmadı. Hayır burada konuşulmuyor. Orada gerginlik onlar var. Konuşuyor. İşte Erdoğan Bey diyor ki her an patlak yani her an savaş çıkabilir diyor. Yani bir sürü detaya giriyor ben saatlerce yani onun çağrılıp anlatması gerekiyor. Yani mutlaka bir programda burada misafir etmek gerekiyor. Erdoğan başkanı. Şimdi dolayısıyla böyle bakınca işte diyoruz ya, İsrail'e dönüyoruz. İşte böyle oluyor, öyle oluyor. Çünkü bu iktidarın her şeysi yanlış. Her şeysi çelişkili. Hani yalan söyleyeceğim, biraz ayıp olacak. Ya eskiden hani doğru söylemiyor diyorduk. Ya artık hani yalanın doğru söylemiyorsu olur mu? Biz söyledik. Bize fırça çektiler. Televizyonunu kapattılar. Hapse attılar. Evet. Yani Merdan'ın en son hapse atılma gerekçesi neydi? Evet. Neydi? Bu öbürü bir şey söylüyor. Bizim Merdan Bey de onu değerlendiriyor. Vay, sanki Merdan Bey'in görüşüymüş gibi. Şimdi aynı hikaye dönelim Sinan Ateş meselesine. Aynı hikaye. Evet. Yani şimdi Sinan Ateş'in eşi Ayşe Hanım, kız kardeşi Selma, işte dün evvelsi gün televizyonlarda konuşuyor. Şimdi onların söylediğini, eşi Selma Hanım'ın söylediğini ya da işte kardeşi Selma Hanım'ın söylediğini biz şimdi ben tekrarlasam sanki biz tekrarlamışız gibi olacak. Buraya mı ceza verecekler? Ya anlamadım ki yani. Evet. Bunu ilerleyen dakikalarda özellikle üzerinde biraz daha duracağız bu konunun. Çünkü iddianameyi ben de okudum. Bayağı bir... Vallahi helal olsun, sen okudun, ben okumadım. 5 sayfa civarında bir iddianame. Ben neden okumadım? Bak bir şey söyleyeyim. Ben bu tür davaların biz yani Sinan Ateş olayı olduğunda, öldürüldüğünde geçen sene en çok biz yani Tele 1 en çok üzerinde durdu, evet, hatırlarsan. Yani ne sağ medya, hatta MHP'ye yakın medya, evet, hatta evet, İyi Parti'ye yakın medya bizim kadar, Tele 1 kadar, dikkat et, Tele 1 kadar, daha sonra Halk TV diğer arkadaşlar başladılar. Biz üzerinde durduk. Ben o zaman da diyordum, ya kardeşim bu sorun, tamam, demokrasi sorunu, şeffaflık sorunu, adalet sorunu, hukuk sorunu, tamam, orada bir sorun yok. Ama bu sorun MHP'yi ilgilendiren, yani ülke ocaklarını ve işte milliyetçi, evet, kesimi ilgilendiren bir meseledir diye söylüyordum. İddianamenin fotoğrafı var. Orada bir fotoğraf da bir yerinde ben özellikle çektim. Orayı ipek getirebilirsek sayfa değil de böyle bir tek şey var. Orada ilginç bir ifade var. Diyor ki bu iddianame henüz bitmedi gibi bir ifade var. Ayrılmış isimler var diyor. Dosyaları ayrılmış. Bir sonraki iddianame bu. İşte kimler müşteki, kimler sanık. Şimdi olayın içinde Vedat'la Eray var. Birisi onu oraya götüren, motosiklet kullanan, diğeri de vuran kişi. Bir de azmettiriciler var. Tolgahan Demirbaş. Tolgahan Demirbaş Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin evinde bulundu bu arkadaş. Azmettiriciler arasında adı geçiyor. Diğer azmettirici Dodo. Bu Doğukan Çep. Bu da azmettirici. Bir de işe yardımcı olan Suat Kurt var. Bu 5 kişinin etrafında. Bir de bunlara yardımcı unsurlar var. İşte bunlar gittiklerinde Ankara'da kaldıkları Zekeriya var. Şuradaki ayırma kararı önemli. Soruşturma kapsamında diğer şüpheliler hakkında ayırma kararı verilmiş olup soruşturma devam etmektedir. Kimdir bu diğer şüpheliler? Şimdi dün bu soru şeye soruldu, eşine soruldu, Ayşe Hanım'a soruldu. Sözcü TV'de yanlış hatırlamıyorsam. Ayşe Hanım da diyor ki haklı olarak, ya diyor iddianamada diyor 45 sayfa diyor eşime anlatıyorlar, evet, diyor. Ama hikayenin ne olduğunu diyor yazmıyorlar diyor. Evet. İşte bitti. Kim bunlar? İşte bitti yani. Şimdi büyük ihtimal zaten söylüyor, tehdit ediliyoruz. İşte Selma Hanım da, kardeşi de Sinan'ın söylüyor. Tehdit edildik, işte kadın da eşi de aynı şeyi söylüyor. Sonunda getirdi. Ayşe Hanım şunu söylüyor. Ben diyor Devlet Bahçeli'nin kişiliğinde bir şey söylemem. Ülke ocaklarının kurum olarak bir şey söylemem. Peki neyi tartışıyoruz biz? Neyi tartışıyoruz? Bu Ayşe Hanım'ın dün geceki lafı. Şimdi bunu yani eğer bu eşi, evet, eşi bunu söylüyorsa çok affedersin yani o zaman benim senin konuşacak bir şeyimiz kalmadı. O artık eşi, ben diyor Bahçeli'yi tenzih ediyorum. Tamam da bütün kavga oradan çıkıyor burada zaten. Burada şöyle yani bir şey var anladığım kadarıyla. Anayasa görüşmeleri öncesinde Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Devlet Bahçeli'yi köşeye sıkıştırma. Yani şu ayırma kararı bunu gösteriyor. Tamam da o bakın zaman kenara koyduk bunu ve sizin davranışlarınıza göre bu anayasa. O zaman Ayşe Hanım eşi niye bunu söylüyor? Evet. Niye söylüyor? İşte ben oraya geliyorum. En başta söylediğim cümleye dönmek açısından. Onun için ben kafamı yeterince yorgun olan kafamı bu detaylarla yormuyorum. Benim böyle kötü bir huyum var. Yormam. Şimdi neden? Çünkü bana Türkiye'deki bu olayların tarihi çok önemli stratejik gerçekleri anlatmıştır. Yani Çatlı olayından dolayı, Susurlu meselesinden dolayı 1990 Kasım 96'dan bu yana biz Susurluk anlattık. Susurlu'nun en önemli işte figürlerinden bildiğimiz bir sürü insan var. Eken'i de tutur, Mehmet Ağar'ı da tutur, Çatlı'yı da tutur, Bucağı da tutur. Bugün Mehmet Ağar nerede? Ya işte nerede? Oğlu milletvekili yapıldı mı, yapılmadı mı? Kendisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olduğu söyleniyor mu, söylenmiyor mu? Sedat Peker'in o itiraflarında, videolarında Mehmet Ağar'la ilgili tonlarca bilgi verildi mi, verilmedi mi? Alaaddin Çakıcı'yı Sayın Bahçeli gidip cezaevinde ziyaret etti mi, etmedi mi? Çıkarttı mı, çıkarmadı mı? Daha neyi konuşuyoruz ya Allah aşkına ya bırak ya. Yani tabii hukukun falan artık bittiği yerdeyiz. Bugün gene Saygın'ın yazdığı şey var. Gene mafya hikayesi var. Ya elektronik kelepçeli yurt dışına nasıl kaçılır? Evet onu. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bu Adalet Bakanı da istifa etmesi gerekir. Elektronik kelepçeli değil, özel uçakla nasıl kaçırılır? Ha? Özel uçağıyla beyefendi bindi mi gitmedi mi? Fotoğraf çektirdi mi, çektirmedi mi? Evet. Daha ne? Gidip de orada Amerikalılara her şeyi anlattım mı, anlatmadım. Kim anlattığımı biliyorsun. Evet. İfade almaya giden polislerle sanık avukatları yemek yediler mi, yemediler mi? Falan. Kutu kutu paralarla bakanlarımıza dağıtılan paraları dağıtan milli açık cariyi kapatan beyefendi elini kolunu sallayarak Amerika'ya gitti mi gitmedi mi? CIA'ye her şeyi anlattı mı anlatmadı mı? Sayın Bay Zarrab hadi öyle diyor. Hayırsever iş adamı ödül verdiler ya. Hayırsever iş adamı. Sanki şeyden anlatıyoruz daha doğrusu hepimiz. Hani İsviçre'de hiçbir şey olmaz ya. Ve İsviçre'de bir şey olmuş. Yani Sinan Ateş meselesini benzetmek anlamında. Evet. Hepimiz Sinan Ateş'le ilgileniyoruz. Tabii ki ilgileniriz. Tabii ki çok önemli. Vallahi ben dün eşi konuşurken ağladım. Yani o bir bölüm kendisi de ağladı çünkü. Ya iki tane çocuğu var kadının. Ya gencecik bir kadın. Evet. Yani haklı yani şimdi o şekilde göstermesi. Olay o değil. O şekliyle konuşmuyoruz. Hele anneler gününde yani böyle bir duygu yaşaması berbat bir şey tabii. Ciddiyetsiz ifadeler var şeyde. İddianamede. Efendim bu Eray Özyağcı'nın bir husumetlisi varmış. Onu ayaklarından vuracakmış. Ankara'ya gidiyorlar. Ulan ayaklarından vurmak için pardon ulan dediğim için kusura bakmayın. Yani ayaklarından birini vurmak için buradan bu kadar büyük bir organizasyon. Belli bir organize iş bu. Gidiyorlar. Ya arabalar kimin adına kayıtlı? Arabalar kimin adına kayıtlı? Ülke Ocakları. Koruması kim? Kim götürdü onu? Evet, iki tane özel harekatçı efendim Ankara'ya gidiyorlarmış, eğleneceklermiş. Bu da demiş ki ya benim de orada bir hasta ziyareti yapacağım, ben de sizle geleyim demiş. Ama diyor aslında diyor, hasta ziyareti değil diyor, husumetlisi varmış, onu ayaklarından vurmaya gidiyormuş. Ya sen buradan Ankara'ya kalkıp bir şeyin var, hani bir yolda karşılaşırsan bir yerde çekersin, ulan sen benim ne dersin, vurursun ayaklarından. Ama buradan ayaklarından vurmaya... Ankara'ya iki tane özel harekatçıyla birlikte gidiyor. Bak bizim Merdan dostumuz kaç sefer anlattı bunları. Yani 18 dakikada geçen hafta bütün her gün Merdan bunları anlattı. Hikaye gibi zaten iddianame. Onu diyorum yani. Hepsi aynı şeyi tekrar ediyorlar. Sanki aralarında anlaşmışlar yani, gibi. Çünkü hikaye bir. Burada özü nedir? Özü bu işin. Bu bir karanlık cinayet. Evet. Tamam mı? Karanlık cinayet istese iktidar 3,5 saatte, bak 3,5 dakika diyecektim de hadi sen ne yaptın 3,5 saat yapıyorum. Alır getirir yakalar. Evet. Net ya yani kimseyi kandırmasın. Şimdi istemiyor demek ki. Yaramaz bir arkadaş var onu halledeceğiz diyorlar. Ya nasıl ne olacak abi ya devleti âliye burası ya şakası yok Türkiye'nin. Yani o Beyoğlu'ndaki katliamı yapan o tiro hastası terörist kadın vardı ya. Ya bütün kameralarda 3 dakika sonra bütün kameralardaki görüntü servis edildi ya. Ya sen ne diyorsun? Lokantada yemek yedikleri adamlar o kadar çok kişi var ki iddianamede. Herkes var. Hikayenin kendisi yok. Ya, hikayenin kendisi yok. Öyle diyordu çünkü Ayşe Hanım. Azmettirici evinde saklayan milletvekili yok. Tamam abi. Tamam. Yani bir daha söylüyorum. Bütün bu hikayelerinin tümü. Bak, şimdi o zaman tümü Sedat Peker'in itiraflarında vardı. Nerede Sedat Peker? Hışt, kapandı. Niye kapandı? Biz niye gidip Birleşik Arap Emirlikleri'yle dost kardeş olduk? Niye Süleyman Soylu, dikkat et, Süleyman Soylu Abu Dhabi'ye gönderildi. Ya. O çünkü o beyefendi, oradaki başkan Muhammed Bin Zayed, Süleyman Soylu gelecek buraya dedi. Süleyman Soylu buraya gelecek. Arap medyası yazdı onu, onların medyası. Çünkü Süleyman Soylu ne demişti? Muhammed Bin Zayed FETÖ'cü demişti. FETÖ'yü finanse eden Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed'dir ve Amerikalılar demiştir kendisi Sayın Süleyman Soylu. O da dedi ki ayağıma gelecek dedi. Evet, bugün Saygı Öztürk'ün yazısında var. İşte kim polis tarafından kime kaç dendi. Şimdi bu bize başka bir şeyleri hatırlatmıyor mu? Sezgin Baran Korkmaz'ı makamına çağırıp sen kaç diyen kimdi? Gene Sedat Peker. Uçakla giden işte oydu. Evet. Sedat Peker. Sedat Peker'e gene sen git bir dolaş gel deyip sonra gittiğinde yakalama emri çıkartanlar. Yani. Onun için yani olayların, ben böyle bir huyum var. Olayların ana başlığına bakarım. Ana başlığı benim için, benim Hüsnü olarak önemliyse detayına bakarım. Önemli değilse yani niye uğraşayım? Peki bunun ya? Siyasi ayağını bir tarafa bıraktık. Siyasi sonuçları ne oldu? Kim bunu şey yapacak? Siyasi ayağını bulacak? Sayın Cumhurbaşkanı. Kimse kimseyi kandırmasın. Yani talimat verecek şeye, MİT'e. Talimat verecek işte kim ilgiliyse güvenlik iç birim anlamında söylüyorum. Bitti. Çünkü ya, bunların hepsinin telefonları dinleniyor. Evet. Herkes kim nereye gitti? Kim yakalandıysa işte yakalananlar. Gel lan bakalım lan anlatsana lan ya, diyeceksin. Bitti ya. Ya en basitti. Tolgahan Demirbaş milletvekilinin evinde miydi? Evindeydi. Daha nesi konuşulacak bunun? Hani efendim soruşturma devam ediyormuş, dosya ayrılmış, yeni gözaltılar işte şeyler olabilirmiş, isimler eklenebilirmiş. O isim yok. Yani azmettiriciyi evinde saklayan siyasetçi yok. Olamaz. İkincisi, olmayacak. Şimdi şeye geçersek, şimdi anayasa mecliste tartışılacak, yeni anayasa tartışmalarıyla ilgisi olabilir mi bunun? Ben sanmıyorum. Yani Milliyetçi Hareket Partisi biraz yan çizerse yok, falan yok, onu yok. Ben ona kontrol altında tutmam. Ben onu oraya bağlamıyorum. Erdoğan'la Bahçeli arasındaki ilişki bunun çok ötesinde. Bunun çok ötesinde. Anayasanın ötesinde de, baba yasanın da ötesinde de, arkasında da, önünde de başka bir sürü hikaye var. Yani 2015'te seçimden sonra, Haziran seçiminden sonra bir gecede, bir dakikada Devlet Bahçeli'nin görüş değiştirmesi böyle rüyasında bilmem ne işte gördü de öyle kolay işler değildir. Yani bunun üst aklı vardır. Heh. Üst akıl içeride de vardır, dışarıda vardır. Hangisi etkili burada bilemem. Kim kime ne dedi, kim kimde nasıl telkin edildi bilirim de, tahmin edebilirim de burada söyleyemem. Evet. Şimdi dolayısıyla Bahçeli ile Erdoğan hep burada konuşuyoruz. Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili söyledikleriyle, Bahçeli'nin Erdoğan'la ve tersi. Ya ne ben, ne sen, ne de başka normal bir vatandaş yapsa var ya yerin dibine girer. Ama iki taraf orada şey, çünkü oradaki ortak evet, zemin, hadi çıkar demeyeceğim. Ortak, çünkü orada çıkar falan şey söz konusu değil. Sonuçta Erdoğan Cumhurbaşkanı, öyle şakası yok bu işi. Erdoğan istediğini yapar. Ben hatırlıyorum abi, Süleyman Soylu bir ara böyle yıldızlaşmıştı ya. Hep şey, Süleyman Soylu işte MHP'nin başına getirilecek. Süleyman Soylu işte önü açılacak. İşte Süleyman Soylu, Berat Erbayrak. Ya alternatif gösteriliyordu. İşte onu diyorum. Hatta Erdoğan alternatif gösteriliyordu. İşte onu evet. İşte şeyin neydi, damadın böyle hani vuruyor. Böyle evet, omuz atıyordu. Omuz atıyorlar birbirine. Ne senaryo yazıyordu. Ben hep söylüyordum. Ya bırakın ya, Erdoğan'ın istemediği, bu ülkede Erdoğan'ın bu koşullarda istemediği hiçbir kimse ne bilmem ne olur ne de bilmem ne olur. Süleyman Soylu devri. Devlet Bahçeli dahil. Evet. Bak, Devlet Bahçeli dahil. Erdoğan'la Devlet Bahçeli'nin karşılaşma, tokalaşma, karşılaşma yani ziyaret, karşılıklı ziyaret. Oradaki şu detaya herkes lütfen baksın. Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a nasıl bir saygılı, nasıl bir bakış açısına, yani bir gözlerine baksın. Bahçeli orada böyle şey gibi ya. Medyun Şükran mı derler? Ya neyse şimdi o şeyde Medyun Şükran'ı bilmem Şükran ablayı falan bırak. Dolayısıyla bu gerçeği görmeyen, ben psikolojik analizlere biraz meraklıyım. Ben ona bakarım. Bak Süleyman Soylu anayasa, Erdoğan desin ki yarın anayasaya gelip oy vereceksin. Verecektir. Verecek tabii. O kadar yani. Onun için bunu ben oraya bağlamıyorum. Orada başka hikayeler var. Yani Süleyman Soylu'nun Burada emniyet oğlunun arabasını çeviriyor. Yarım saat arıyorlar. Ve Soylu Bakan, İçişleri Bakanı İstanbul Emniyet Müdürü'nü arıyor. İstanbul Emniyet Müdürü Soylu'nun telefonuna çıkmıyor. Bakanın telefonunu açmıyor. Yarım saat boyunca. Ve operasyon. Araba dilik aranıyor. Ve hemen Bakan Süleyman Soylu İstanbul Emniyet Müdürü hakkında görevden alma, atama kararnamesi çıkartıyor. Cumhurbaşkanı'na yolluyor. Cumhurbaşkanı imzalamıyor. Zaten ondan sonra bitiyor zaten. İşte orada bitiyor her şey. Soylu'nun işi bitiyor. Soylu'nun işi orada bitiyor. Peki biz Sayın Soylu'yla Sayın şimdiki bakanımız arasında kavgalarıyla, çekişmeleriyle ilgili neler yazıldı sizde? Evet. Unuttuk mu onları? Unuttuk. Canım, kendi aralarında ne konuşuyorlardı? Orası bizim kontrolümüzde değil, İstanbul Adliyesi ya da İstanbul Emniyeti bizim. İşte o Ankara yazdı, grubu, aynen. İstanbul grubu. Yani böyle bir gruplaşmalar oluşmuş. İyi de işte bak onun için söylüyorum. Bak hani ben seni dürttükçe, açıldıkça açılıyorsun misali. Bunlar oldu mu olmadı mı? Unuttuk mu hepsini? Tabii. Unuttuk, hepimiz unuttuk. Tabii. Hani biz gazeteciyi çok affedersin hep boku hatırlarız. Özür diliyorum, alıyorum geri lafımı. Hatırlıyoruz. Ama vatandaş nereden hatırlasın ya? Yani normal vatandaş günde 1 milyon sorun var haklı olarak. Bunu mümkün değil. Şimdi Ankara'da şöyle bir şey var. Eski siyasetçilerle falan konuştuğumuz zaman Ankara'da her şey Çukurambar'da dönüyor. Doğrudur. Adı üzerinde Çukurambar'da tabii. Sinan Ateş de orada vuruldu. Biliyorum Çukurambar. Ankara'da bütün böyle ihalelerin bağlandığı oradaki kafeler, yani hatta orada isim de verdi. Ben şimdi burada isim veremeyeceğim. Eski bir milletvekiliyle konuştum. Üstelik böyle hayali ihracat araştırma komisyonlarında falan görev yapmış milletvekili dostumuz anlattı. Gidin dedi oralarda bütün açıktır dedi. Pazarlıklar yapılır dedi orada kafelerde, lokantalarda, şeylerde dedi. Çukurambar'da dedi. Görüşmeler, randevular hep oralarda verilir falan dedi. Türkiye'nin belki de hani gizli yönetim Beştepe'den sonra Çukurambar herhalde. Ya hatırlasana Meral Akşener en ateşli konuşmalarında geçen sene yani Sinan Ateş olayından hemen sonra. Demedi mi Sinan Ateş dosyası benim şerefimdir, namusumdur. Dedi. Sonuna kadar gideceğim ve bunu bulacağım ve yapacağım ve açıklayacağım. Ne oldu? Meral Hanım bırakıp kaçtı. Bari bitirip gitse. Yani siyasi anlamda kimse yanlış söylemesin. Evet. İkincisi Meral Hanım yine kendisi ben devletime en son görevimi yaptım dedi. Yani CHP iktidar yapmadım anlamında yorumlandı o zaman. Altılı masa kalkıp gitmesi, gelmesi anlamında söylüyor. Onun için bunlar yani bütün bu cümleler yan yana getirilip ya Mehmet Ağar'ın oğlu milletvekili yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı. Melih Gökçek'in oğlu milletvekili yapıldı mı yapılmadı mı? Yapıldı. Bülent Arınç'ın oğlu milletvekili yapıldı mı yapılmadı mı? İkinci kuşak. Bülent Arınç, Melih Gökçek için parsel sattın Ankara'yı dedi mi demedi mi? Bak biz desek dava açar. Evet. Bülent Arınç ki o zaman görevdeydi. Melih Gökçek için sattın FETÖ'cüsün dedi. Yüksek İstişare Kurulu Başkanı mıydı? Neydi üstelik onu söylediği sırada? Tabii görevdeydi, saraydaydı. Ve düşün nasıl yani görevden alındı yani Melih Gökçek aday gösterilmedi ama ödüllendirildi Erdoğan tarafından oğlu milletvekili yapıldı. Şimdi böyle bir gerçekler net somut bak yorum yapmıyorum bilgi veriyorum. Varken biz gelmişiz bir yıldır. Bir daha söylüyorum insani bir mesele %100 en son yani en çok biz burada sahip çıktık Sinan Ateş meselesine. Konuşuyoruz. Ya bu ülkede bir ton sorun var. Tabii. Yani bugün manşete çekenler bu konuları neyi çekiyor? Bu ay efendim işte fahiş fiyat. Ulan fahiş fiyatı ben mi yaptım? Evet. Dün evvelsi gün kullandığım baston. Yeni sipariş veriyorum çünkü boyları bana göre, piyasadakiler bana göre değil. Ahlat'ta bir bastoncuyu aradım. Dedim ki böyle bunu aldım bastoncu. Bunu daha doğrusu bizim Turgut Hoca almıştı bana hediye olarak. Buldum adamı. Ondan sonra ya dedim zamanında şu kadar da atıyorum. Ben şakalaşıyorum tabii. Ya Hüsnü Hoca diyor sen biliyor musun diyor senin aldığın zamanda baston diyor 100 liraydı diyor. Şu anda 3000 lira olmuş. 3000 lira olmuş. Baston. Çünkü biz aldığımız yere bakar. Biz işin işlemesindeyiz. Hayır bu ağacı bir de bunun. İşte ağacını tabii. Her ağaçtan da olmuyor. Olmuyor tabii. Sert olması. Şimdi düşünsene. Peki bu adama ben şunu diyebilir miyim? Bu ne fahiş fiyatı lan falan atıyorum. Evet. Diyebilir miyim? Gırgırındayız artık. Doğru, doğru. Ha, doğal olarak sonuçta biz gazeteciyiz. Başka ne yapabiliriz? Evet. Evet, programın sonuna geldik. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyoruz. Onlara sağlık. Anneleri ve anne olmayan kadınları. Evet. Ayrıca. Tüm kadınların. Tüm ve kadınların, anne adaylarını. Annelerin, anne adayları. Bir de anne olmayıp da çevresine annelik yapanlar aynen, var. Aynen. Öyle kendileri böyle yürekten, aynen, anneden daha anne. Evet yani o bir türlü. Benim de sevdiğim böyle dostlarım, arkadaşlarım çok, var. Çok, anneden daha aynen, fazla annedir. Kesinlikle. Yakınlarına ve herkese karşı. Kesinlikle. O yüzden hepsinin Anneler Günü'nü kutluyoruz ve güzel bir pazar günü diliyoruz.